Herkese merhabalar. Dokun sınıf birinci Dönem birinci yazılı programımıza başlıyoruz. Edebiyat dersinde bugün sizlerle birlikte hem konuları güzel bir şekilde tekrar edeceğiz arkadaşlar. Hem de ardından da süper sorularımız var. O soruları birlikte çözeceğiz. Ve böylece edebiyat sınavınızdan inşallah çok yüksek notlar almanızı sağlayacağız. Herkes arkasına yaslansın. Emniyet kemerini bağlasın. Bugün sizlerle birlikte edebiyat dersinde Milliyetin Bakanlığı kazanımlarına uygun bir şekilde liselerdeki hocalarımızla, öğretmen arkadaşlarımızla konuştuk. Hocam öğrencilere ne sorarsınız? kazanımlardakilerden nereye kadar gidersiniz gibi sorularımızı sorduk. Onlardan aldığımız bilgiler ve Milletin Bakanlığı kazanımları ışığında sizlere mükemmel yazılı provası hazırladık. İnşallah sınavınızdan en yüksek notu sizler alırsınız diyoruz. Son gün geldiyse ve bugün son gün izliyorsanız mutlaka mutlaka biz dikkat dinleyin. Ama son gün izlemiyorsanız çok iyi bir şey yaptınız. Mutlaka hocanızın notları ve aynı zamanda 9. sınıf 1. dönem yazılı notlarından güzel bir şekilde mutlaka bunları tekrar edin. Yazı notlarımızı da sizler için süper efsanevi bir şekilde özetledik ve kazanımlara uygun bir şekilde sizlere yazıldan 100 aldıracak. Süper notlar hazırladık. Burada tüm dersler var. Edebiyat, tarih, coğrafya, matematik, fizik, kimya, biyoloji. Hem birinci yazılı hem de ikinci yazılı için birinci dönem yazı notlarını mutlaka almanızı tavsiye ediyoruz. O zaman intromuz girsin, videomuz başlasın arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugünkü yazılı konumuzda ilk başta giriş konusundan mutlaka mutlaka %100 soru soracak hocamız. Zaten bu giriş, yani daha yeni başladık. Eylül-Ekim şu anda senenin başındayız. Dolayısıyla bu konuyla alakalı hocamız bize mutlaka bir soru soracak. <laughs> Hikaye konusuna ve şiir konusuna gelen hocalarımız konunun ağırlığına göre hikayeden daha fazla soru soracak diye düşünüyoruz. Şiir konusuyla alakalı şiir, konunun sonuna kadar gelmiş olan yani edebi sanatları, konularına göre şiir türleri işlemiş olan hocalarımız buradan da soru soracaktır. Çünkü bu üç konu içerisinde en zorlayıcı olan kafanızı karıştıracak kavramların olduğu yer şiir. Ama hiç korkmanıza gerek yok. Rahat rahat bunu da süper bir şekilde sizlere göstereceğiz birazdan. Yazım ve noktalama zaten 5, 6, 7, 8. sınıftan beri her zaman bildiğimiz, öğrenmemiz gereken konular. Bunlarla alakalı da sorular çözeceğiz. Burada da tekrar etmemiz gereken şeyler var. İsim konusu adeta bir lokum. Çok basit bir konu. İşte tekil isim, çoğul isim. Nerede çokluk? Orada diyeceğiz. Yani kalem sözcüğü tekil ama... Şöyle düşünelim yazamadım bir anda kalemler dediğimizde çokluk anlamı içerdiğini biliyorsunuz. Ama lerler eki her zaman çokluk anlamı katmayacak. Bazen abartma, bazen saygı, bazen benzerlik anlamları katacak. Sayılarına göre, yapılana göre isimleri de hep beraber öğreneceğiz arkadaşlar. Burada edebiyat kısmına baktığımızda güzel sanatların içerisinde edebiyatın müzikle beraber işitsel yani fonetik sanatlar içerisinde olduğunu yüzde yüz size hocanız soracak arkadaşlar. Dolayısıyla şu anda bir soruya bakıyorsunuz. Soru da size bakıyor. Bunları da birazdan sorularıyla örnekleriyle göstereceğiz. Şimdi burada size şöyle söyleyelim. Mesela burada konularımız var ama hiç korkmanız gerek yok. Mesela bu da yüzde yüz sorulacak bir şey. Burada arkadaşlar yapmanız gereken şeyi söylüyorum. Öncelikle edebiyat dersinde mutlaka mutlaka notlarınız olmalı. Yani Hocanızın verdiği notları temize çekmelisiniz ya da kendiniz yazdıysanız bunu yazmalısınız. Ya da işte yazılı notlar olmalı. Mutlaka notlardan tekrar ederek ilerlemelisiniz. Yani ben şimdi şu anda size edebiyat güzel sanatlar içerisinde nerededir dediğimde bunu zihninize bir yere değil, bir kağıda da yazmalısınız. Yani edebiyat ve müzik güzel sanatların içerisinde işsel fonetik sanatlara girer. Sese ve söze biçim verir ifadesi sadece zihninizde değil, bir kağıtta da yazılı olmalı, bir notta da yazılı olmalı veya bir defterinizde de yazılı olmalı. Bu çok çok önemli arkadaşlar. Burada Görsel sanatlar ve dramatik sanatları da sorabilir hocanız. Görsel sanatlar resim, heykel, mimari gibi maddeye biçim veriyor. Dramatik sanatlarda, ritmik sanatlarda tiyatro, sinema, dans, bale, opera gibi e, harekete biçim veriyor. Bu kısımdan ziyade buradan daha yüksek bir soru gelme ihtimali olduğunu söyleyebiliriz. Metinlere baktığımızda sanat metinleri ve öğretim metinleri sizlere karşılaştırarak soracaklar. O yüzden şu anda da yüzde yüz çıkacak olan bir soruya bakıyorsunuz. Hatta sıfırdan dokuza Türk Dili Edebiyatı kitabımızda da bununla alakalı bir sorunun gelme ihtimali bildiğimiz için burada da bunu şu şekilde örneklendirdik. Bakın göstermek istiyorum. Metinlerin sınıflandırılmasında. Size bir Rize'yi coğrafya kitabından anlattırabilirler. Bir de bir şiir verebilirler Rize ile alakalı. Hangisinin sanatsal metin, hangisinin öğretici metin olduğunu sorabilirler. Dolayısıyla buradan da sınavda yüzde yüz çıkacak. Birazdan biz de bununla alakalı soru örneği çözeceğiz. Ama şimdi şöyle bir özetleyelim. Sanat metinlerinde böyle bir estetik zevk, yararlılığı doğrudan amaçlamamak, yorum açıklık, mecazlı ifadeler, söz sanatları, öznellik, farklılık yani özgünlük, duygu, hayal ve kurgunun olduğunu görürsünüz. Ama öğretici metinlere baktığımızda açıklama, bilgilendirme, doğrudan yararlı olma, e, terim ve kavramlar, nesnellik ve genellik bilgi ve düşünceye dayalı olduğunu görürsünüz. Yani burası ders kitabı gibidir. Burasını okuduğunuz zaman dersiniz ki of baydı burası ders, burası bilgi, burası ansiklopedi, burası wikipedia, burası bilgi veriyor. Burası ise sanat metinidir. Bir şiir olabilir, bir hikaye olabilir, bir roman olabilir. Size estetik duygular kazandırmaya çalışır. Mesela Karamazov kardeşler Dostoyevski'nin kitabı ...bir sanat metnidir. Çünkü burada estetik zevk vardır. Yararlılık amaç değildir. Yani sen bunu açtığın zaman... ...ha bu çok hmm, yararlı oldu demezsin. Sana bir fayda sağlar ama değil. Ama yazı notları direkt öğretiş metninde. Yani direkt yazı notları. Direkt size bilgi vermeye çalışıyor. Terimler ve kavramlar kullanıyor diyebiliriz. Şimdi öğrenci notlarımızda bir de tabii ki... ...buradan da soru gelecek. Bu kısmı da hocanız iletişimine göre işlemiştir. Bununla alakalı bize birazdan soru çözeceğiz. İsterseniz hemen burada gösterelim. Şu anda ekranları başında... ...bu konuyu bilmeyen arkadaşlarımız varsa öğrensinler... Bilenler de benimle beraber cevaplamaya çalışsınlar. Şimdi hoca sınıfa giriyor. Merhaba arkadaşlar diyor. Biz de tabii ki ona merhaba hocam diye dönüş yapıyoruz. Şimdi o zaman burada bu mesajlaşmada iletimiz yani mesajımız nedir arkadaşlar? Merhaba arkadaşlar diyen hocamızın gönderdiği şey. Merhaba arkadaşlar dedi hocamız. Biz de ona dönerek yani onu cevaplayarak ona dönüt yaptık. Biz ona merhaba hocam diye bir dönüş yaptığımızı söyleyebiliriz. Ama dönüş dememişler de dönüt demişler. Şimdi burada gönderen kim? Hoca. Hocamız diyebiliriz. Alıcı kim? Öğrenci. Veyahut da öğrenciler diyebiliriz ama bir tanesi cevaplamış. Yani hepsi de duydu ama herkes bir anda cevaplamış gibi düşünmeyelim. Sadece bu. Alıcı, öğrenciler. Bağlam deyince iletişimin gerçekleştiği ortamı söylüyor. Burası arkadaşlar sınıf. O zaman buraya sınıf diyebiliriz. Kanal olarak da ses dalgaları kullanılmış. Yani hoca böyle eliyle bir hareket yapmıyor. Sesleniyor. Ses dalgalarını kullanıyor. Ve bu ses dalgalarını kullanırken de kullandığı kod Türkçe. Yani sınıfa girip de hay dememiş. Yani merhaba dememiş. İngilizce konuşmamış. Türkçe konuşmuş. Merhaba arkadaşlar demiş. Öğrenciler de ona merhaba diye cevap vermiş. Şimdi burada bunun... Şimdi bu kolay hocam bunu anladık diyebilirsiniz. Bunu biraz daha zorunu sorayım. Şu anda siz de bizim aramızdaki iletişime bakalım. Ben herkese merhabalar arkadaşlar diye edebiyat dersine girdim. Ve bir ileti gönderdim size. Sizler de eğer şu anda like butonuna bastıysanız ki lütfen basın arkadaşlar. Bir dönüntü yapıyorsunuz. Merhaba hocam diyorsunuz. Beğeniyorsunuz. Yani bana birazdan video bittikten sonra yorum atabilirsiniz inşallah. Ama beğeni butonuna basarak da bir dönüntü yapıyorsunuz. Gönderici kim? Benim. Alıcı kim? Siz öğrencilersiniz. Bağlamımız nedir? Genel ağ ortamı yani internet ortamı yani YouTube ortamı. Kanal Tonguç Akademi 9. sınıf kanalı. Hayır tabii Tonguç Akademi 9. sınıf kanalı değil. Ses salgaları ve görüntü. Bakın burada kanal deyince sakın aklınız oraya hoca bunu sorarsa YouTube kanalı hocam. Değil. Kanal deyince ses salgaları. Yani şu anda siz mesela diyelim ki kırmızı ışıkta durduğunuz zaman ışıkla ışık bize gönderiyor bir görüntü. Ve bize duruyoruz. Kırmızı yandığı zaman duruyoruz. Burada trafik ışıkları bağlamında, trafik ışıklarının olduğu yerde ışıkla görüntüyü algılayıp duruyoruz. Ama şu anda siz beni dinliyorsunuz ya görüyorsunuz. Oysa burada ses ve görüntüler var. Kodda Türkçe. Yine Türkçe konuşuyoruz arkadaşlar. Burası inşallah anlaşılmıştır diyorum. Şimdi hikaye konusuna da geleceğiz. Hatta bu konuya gelmeden önce, bu konuya gelmeden önce isterseniz şu ana kadar gördüklerimizi şunu da birazdan özetleyeceğim. Şuraya kadar gördüklerimizi şöyle bir özetleyen birkaç tane soru çözelim. Sonrasında yine pekiştirelim arkadaşlar. Şimdi demiş ki ilk sorumuz geliyor. Aşağıdaki açıklamalarda bırakılan boşları tamamlayınız demiş. Boşları dolduruyoruz. Hadi bakalım. Edebiyat sözcüğünün kökeni Arapça edeb sözcüğüdür arkadaşlar. Bu bir bir dilin ülke sınırları içindeki farklı yerleşim bölgelerinde ses şekil, söz dizimi ve anlamca farklılaşan konuşma biçimine ağız denir. Bakın bunu da hoca sınavda size soracak. Hatta buraya hemen yüzde yüz kesin çıkar ifadesini koyduktan sonra bunu da bir örneklendirelim. Ne anlattığımı şöyle bir göstereyim. Şimdi arkadaşlar biz normalde normalde Türkçe konuşuyoruz mesela. Diyoruz ki ee, ne diyelim şuraya bir boş kağıt bulayım ben şuradan bir boş kağıt alayım. Diyoruz ki Türkçe'de biz yeni yılınız kutlu olsun diyoruz değil mi? Bak yeni yılınız kutlu olsun diyoruz. Bu İstanbul Türkçesi. Yeni yılınız kutlu olsun. Veya mutlu yıllar diyoruz fark etmez. Şimdi bu İstanbul Türkçesi. Fakat bunu, bunu farklı şivelerde, farklı ağızlarda, farklı lehçelerde de bilmeniz lazım. Fakat burada şu çok önemli. Lehçe denen bir kavram var. Bakın lehçe denen bir kavram var. Lehçe çok büyük bir farklılık içeriyor. Sonra lehçeden daha küçük farklılıklar içeren şive var. Ondan daha da küçük farklılıklar içeren ağız var. Şimdi Örnek veriyorum. Türkiye'yi düşünün. Türkiye'nin içerisinde ağızlar var. Yani yöresel ağızlar. Bir ülke sınırları içerisinde. Ülkemizin içerisinde ne ağızları var? Düşünün bakalım mesela. Birincisi tabii ki İstanbul Türkçesi var. Sonra Karadeniz ağzı var. Ege ağzı var. Veyahut da işte e, Urfa yöresinin kendine ait bir ağzı var. Dolayısıyla siz e, mesela güle güle oturun dersiniz İstanbul Türkçesinde. Ama Ege'liler işte gülü gülü oturuverin gari derlere Şimdi biz bunu anlarız ama. E ne demek istediğini anlarız. Çünkü ağız çok büyük bir farklılık değildir. Şiveye baktığımızda ise Azeri şivesi vardır. Ya da Özbekistan şivesi vardır. Bu sefer Türkçe konuşuyorlar ama bu sefer bak ülkemizin dışına çıkıyoruz artık. Azerbaycan'a gidiyoruz ya da Özbekistan'a gidiyoruz. Burada ise takip edebilmemize rağmen birazcık farklılaşır. Mesela diyelim ki yanınızda bakkal var mı dersiniz Türkçe'de siz İstanbul Türkçesinde. Ama Özbekler yakında bakkal barı mı der mesela. Bu anlarsın ya yakında bakkal barimi... mı? herhalde yakında bakkal var mı demek istiyor dersiniz. İşte şivede Azeri şivesi oluyor. Özbek şivesi oluyor. Ağızda ise Karadeniz ağzı oluyor. Ya da işte ee, ne diyebiliriz mesela Ege ağzı oluyor. Buradaki farklılığı anlıyorsunuz yani. Ne diyorsun ne, ne anlamıyorum demezsin. Şivede de anlarsınız. Bir Azeri ile konuşun çoğu kelime yüzde doksan benzerdir ve anlarsınız. Lehçede ise az önce yeni yıldız kutlu olsun demiştim ya. Eğer Yakutça veya da Çuvaşça mesela. Bunlar da Türkçedir ama bunlar Türkçenin farklı lehçeleri Dolayısıyla bunları takip etmek çok zor. Bunlar artık ta Asya'nın diğer taraflarında. O yüzden mesela yeni yılınız kutlu olsun deriz biz İstanbul Türkçesinde. Ee, Yakut Türkçesinde ise Ehigini şanga Eger eğer dilibin. Efendim? Ehigini şanga eğer dilibin. Ne diyorsun hocam? Ya işte Ehigini şanga eğer dilibin. Ya anlamıyorum hocam. işte anlamazsın. Çünkü işte lehçede artık çok büyük farklılık vardır. Çünkü lehçe dilin tarihi gelişimi içinde yazılı kaynaklarla izlenemeyen dönemlerindeki ses, yapı ee, sözcük bakımından ayrılmış kollarıdır. Dolayısıyla lehçe çok büyük değişim. Yani bir yakut türküyle, bir çuvaş türküyle karşıysanız anlamazsınız. O konuşur, sen konuşur, birbirinize bakarsınız. Azeri'yle çok rahat anlaşırsınız. Özbek'le çok rahat anlaşırsınız. Ama Karadenizlerle, Egelerle zaten hep onları biliyoruz. İşte televizyonlarda, dizilerde bunları görebiliyoruz. Dolayısıyla bu farkı bileceğiz. İşte bir dilin bir ülke sınırları içindeki farklı yerleşim bölgelerinde Ege'de, Karadeniz'de ses, şekil, sözleme ve anlamca farklılaşan konuşma biçimine ağız diyoruz. Ama biraz daha ülke dışına çıktığımız zaman takip edebiliyorsak şive oluyor. Artık hiç takip edemiyorsak lehçe oluyor. Bir dilin yazılı kaynaklarla izlenebilen tarihi gelişimi içinde ayrılmış, ses, kelime ve biçim bakımından anlaşmayı engellemeyecek kadar farklılaşmış kollarına da ...şiir şey diyoruz. Yani sen e, Azeri ile anlaşabiliyorsun. Engellenecek bir şey yok. Türk edebiyatında ilk yerli hikayeler demiş. Hikaye konusuna geçmişiz burada. Hikaye konusuyla alakalı sorulara birazdan bakacağız. Ama yine de şimdiden cevaplayalım. Edebiyatımızdaki ilk yerli hikaye arkadaşlar Ahmet Mithat Efendi tarafından yazılıyor. Bunu bileceğiz. Ahmet Mithat Efendi tarafından yazılan Letay Firavahat'tır. Bunu da yüzeyi soracaklar. Birazdan hikaye konusunu özetlerken de sizlere söyleyeceğim. Türk edebiyatında teknik açıdan Batılı örneklere benzeyen ilk başarılı hikaye kitabı da Sami Paşa Zade Sezai'nin yazdığı Küçük Şeyler adlı eserdir. Bunlar zaten birazdan hikaye konusuna gelince üzerinden bir kez daha geçeceğimiz çok önemli şeyler. Buradan da yüzde yüz sınavınızda soru çıkacak arkadaşlar. Hikayede karşı duygu, düşünce ve isteklerin kişilik özelliklerinin bir arada sergilenmesiyle ortaya çıkan duruma ise biz çatışma diyeceğiz. Yani böyle tam reytingin arttığı anlamıyor ne oldu ya bunlar ayrılacak mı birbirini seviyorlar mı dediğimiz yerler hikayedeki çatışma noktaları. Şimdi İsterseniz gelin hani sanatsal ve öğretim metin diye bir kısım vardı ya. Onunla alakalı yüzdeye soru gelir demiş. İşte böyle bir soru sorabilir hocanız size. Bunu inceleyelim. Diyor ki bu metinle ilgili aşağıdaki yargıları doğru ve yanlış şeklinde değerlendiriniz. Yani az önce şu gösterdiğim kısım vardı ya şu hani demiştim ya Karamazov kardeşler bir sanatsal metindir demiştim. Ama yazı notları bir öğretici metindir demiştim. Yani öğretici metin bile değil direkt ders kitabı. Yani burada bir Estetik zevk vardır dedik, özellik var, özgünlük var dedik. Ama burada ise nesnellik var, estetik zevkten ziyade öğreticilik, bilgi vermek amaçlanıyor demiştik. Şimdi hatta o sayfayı bulalım ki e, o sayfadan da faydalanalım e, bu soruyu yaparken. Nerede sayfamız? Evet, sayfayı bulamadım şu anda. Nerede? Evet. Ha, şurada. Bakın, buldum. Sanat metini ve öğretim metin. Şimdi bakalım. Diyor ki. Gözümüze gelen ışıklar göz merceğinde kırılır ve gözün A tabaka denen bölgesinin üzerine düşer. E bu pariz belli yani. Bu öğretici metin yani. Direkt girişinden belli. Bazı insanlarda bu ışınlar A tabakanın önüne düşer. Bu nedenle bu insanlar uzağı net göremez. Bazılarında yani, okumaya gerek yok esasen Belli. Net belli. Niye? Çünkü öğretici bir metinden alınmış. Doğru. Estetik zevk vermek amacıyla yazılmıştır. Yanlış. Estetik zevk vermiyor. Bilgi veriyor. Yani yararlı olmaya amaçlıyor. Devam ediyoruz. Nesneldir ve kurgusal değildir. Doğru. Hiçbir kurgu yok. Terim ve kavramlara yer verilmiştir. Doğru. Bu da kesinlikle doğru. Çok anlamlıdır ve yorum açıktır? Ya hayır. Bak. Yorum açık değil. Direkt her okuyanın aynı anlamı çıkarabileceği şekilde. Bakın anlamda bir açıklık vardır. Açıklık. Bir de kapalılık denen bir kavram vardır arkadaşlar. Kapalılık. Açıklama tarzı anlatım biçiminde açıklık vardır. Yani her okuyan aynı anlamı çıkarır. Dolayısıyla biz yazın notlarını aldığımızda okuduğumuza herkes aynı anlamı çıkarsın isteriz. Ama bir şiirde her okuyan farklı alanlar çıkarır. Yorum açıktır. Dolayısıyla çok anlamdır. Bu ise yorum açık değil, çok anlamlı değil. Bu yorum açık ve çok anlamlı olmadığı için buraya da yanlışı yazabiliriz. Şimdi geldik buraya. Buradan da yüzde yüz çıkar demiştik. <laughs> Hocam soruları siz hazırlıyorsunuz. Tabii ki çıkar dediniz. Kendi sorunuzu soruyorsunuz diyebilirsiniz. Sınavınıza çıkardık arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Şimdi bu tabloyu beraber doldurmaya çalışalım. Şimdi birincisi güzel sanatlar üç kısma ayrılıyordu. İşitsel yani fonetik sanatlar. Burada edebiyat ve müzik vardı. Buraya dikkat edin buradan yüzüğe sorulur demişim. İkincisi görsel diğer adıyla plastik sanatlar vardı. Bu maddeye biçim veriyordu. Resim boyaya biçim veriyor. Heykel taşa biçim veriyor. İşte mimari binaya biçim veriyor. Bir de dramatik yani ritmik sanatlar vardı. Burada ise harekete biçim veriyordu. Tiyatro oyuncusu hareketleriyle, yüzüyle, mimikleriyle, jestleriyle biçim veriyordu tiyatro, sinema, dans, bale, opera bu şekildeydi. Buradan da yüzde yüz soru çıkacağını söyledik bir kez daha. Hazırlıklı olun arkadaşlar. Devam ediyoruz. Ah, bunu işlemiştik isterseniz gelin bu soruyu da yapalım. Bunu bu sefer siz yapmalısınız ama. Eczaneye giden Ayşe ile eczacı arasında şöyle bir konuşma geçer. Ayşe öksürük şurubu alacaktım. Eczacı öksürük şurubu reçeteyle satılıyor artık. Hmm, bakalım. Bu metindeki iletişim öngelerini yazınız diyor. Şimdi burada gönderici kim? İlk iletişim başından kim? Ayşe. O zaman buraya Ayşe yazıyoruz. Çok güzel. Alıcı kim? Eczacı. Buraya dikkat edin. Sakın da, sakın sakın <laughs> hocam ilaç almaya Ayşe gidiyor diye Eczacı şey, Ayşe'ye alıcı falan yazmayın. Burada iletişimden bahsediyoruz. Ayşe geldi, selam sabah vermeden öksürük şurubu alacaktım dedi. Eczacı da e, öksürük şurubu leçeli satılıyor dedi. Dolayısıyla mesajı ileten gönderen Ayşe'ydi ama alan Eczacım. Şimdi kanala baktığımızda ses dalgaları kullanılıyor. Ses dalgaları kullanılıyor. Kod tabii ki Türkçe konuştukları için Türkçe. Burada ileti neydi arkadaşlar? Yani ilk başlayan şey, ilk gönderilen şey iletiydi. Göndericinin gönderdiği şey biz ilet diyorduk. Burada da iletimiz öksürük şurubu alacaktım. Bu kadar basit arkadaşlar. Devam ediyoruz. Dönüt de onun cevabı da neydi? Şurup artık ile satılıyor. Tabi burada siz öyle eksik yazmayın sakın. Net bir şekilde doğrusunu yazın. Sınavda hoca eksik olan şeyden puan kırar onu söyleyeyim. Öksürük şurubu ile satılıyor artık diye cevap verdi eczacımız. Bağlam deyince de neresi? Bu iletişimin gerçekleştiği ortam. İletişimin gerçekleştiği ortamında eczane olduğunu ilk cümlede söyledi. Eczaneye giden Ayşe şey dedi. Dolayısıyla bağlamımızda eczane diyebiliriz. Bu kadar basit, bu kadar lokum bir konu arkadaşlar. Şimdi hikayeye geldik. Hikayeye geldiğimiz için, hikaye ve şiir sorularına geldiğimiz için... ...biraz duralım, orayı biraz özetleyelim, sonra yine devam edelim. Şimdi şu hikayede arkadaşlar öncelikle her hikayenin içerisinde serim, düğüm ve çözüm bölümü vardır. Yani giriş gelişme sonuç demiyorlar da serim, düğüm, çözüm diyorlar. Önce bir seriyor. Sofrayı seriyor. Hadi bakalım buyurun diyor. Hikayemiz budur diyor. Sonra olaylar birbirine düğümleniyor. Çatışmaların yaşandığı yer. Sonrasında çözümleniyor. Şimdi burada tabii şunu bilmemiz lazım. Olay hikayelerinde serim düğüm çözüm vardır. Ama durum hikayelerinde bunlara uymak zorunda değildir. Yani durum hikayesi adam gelir bir bankın üstüne oturur. Denize bakar sonra da kalkıp gidebilir. Tüm hikaye bundan olabilir. Adam bir şeyleri düşünebilir zihninde. Bir hayatın bir durumu, bir kesti anlatılır. Durum hikayelerinde Çehov tarzı hikayeler deriz. Olay hikayelerine de Mopasant tarzı hikayeler deriz. Mopasant. Şimdi burada e, olay hikayelerinde serim düğüm çözümü daha fazla net bir şekilde. Hikayenin yapım sürene baktığımızda bir olay vardır. Kişiler vardır. Mesela bak burada ihtiyar diyor. Yani asker diyor. Haydi beyin yanına diyor. Böyle karamemiş diyor. Bunlar kişilerdir. Yer vardır zaman vardır, tema vardır, anlatan konu vardır yani. Anlatıcı birinci kişi, üçüncü kişi sınavda yüzde yüz sorulur. Bak şimdi, karıştı, bağırışıyorlardı, uçurdular, çıkardılar. Onlar diyorsan ya da o diyorsan üçüncü kişidir. Ama karıştım, bağırışıyorduk, uçurdum gibi ben, biz diyorsa da tabii ki birinci kişiliği anlatım vardır. Burada Öyküleyici anlatım görür hikayede kendi yaradının öykü olduğunu herhalde bilmeyenimiz yoktur değil mi? Hikaye öykü. Dolayısıyla hikayelerde öyküleme vardır. Burada şu çok önemli arkadaşlar. Betimleme kişilerin, varlıkların ayrıcı özelliklerinin anlatıldığı anlardır. Betimlemeler de genellikle olur hikayelerde. Yani öyküleme, betimleme genellikle birlikte cevap olur. Şimdi burada şu çok önemli anlatıcının bakış açıları vardır. Hakim bakış açısı Kahraman ve gözlemci bakış açısı. İsterseniz bunu hemen şöyle özetleyelim. Çok basit bir şey. Mesela diyelim ki şu anda bugün yaşadığım şu anda video çekiyoruz ya sizler için. Bu videoyu hikaye ediyorum size. Önce kahraman bakış açısıyla anlatıyorum. Sabahleyin erkenden kalkıp stüdyoya geldim. Kalemlerimi hazırladım. Videoya başladım. Video başlamadan önce öğrencilere mutlaka yazı notlarına ulaşmaları gerektiğini tembihledim. Bu notların onlar için fayda olabileceğini söyledim diye gidiyor. Şimdi bak bu kahraman bakış açısıyla anlatılmış bir hikaye. Şimdi bunu bir de gözlemci anlatıyorum. Sabahleyin erkenden kalktı ve stüdyoya geldi. Kalemlerini hazırladı, videoya başladı. Videonun içerisinde öğrenciler için yazı notlarını defalarca gösterdi. Bak bu gözlemci bakış açısı. Şimdi gelelim hakim bakış açısına. Şimdi hakim bakış açısında da yine üçüncü kişide anlatım var gözlemci gibi ama... ...bu sefer kahramanın zihninden geçenleri, olabilecekleri, olayları, her şeyi biliyor. Yani haşa tanrı gibi, Allah gibi, ilah gibi, ilahi bakış açısı. Sabahleyin erkenden kalktı ve stüdyoya geldi. İçinde farklı bir heyecan vardı. Acaba öğrenciler videoyu beğenecekler mi diye düşünüyordu. Bak diye düşünüyordu gibi ifadeler olur. Bu e, e, şey hakim bakış açısından bak. Buraya yazıyorum. Diye düşündü. Ya sen nereden düşündüğünü nereden biliyorsun yani? Zihninden geçenleri nereden biliyorsun? Sen sadece bir yazarsın. Bilirim kardeşim. Ben hakim ilahi bakış açısıyla anlatıyorum. Zihninden geçenleri düşünemedi diye yazıyorsan bu hakim bakış açısıdır. Anlaştık mı arkadaşlar? Şimdi... Diyaloğu biliyorsunuz zaten burada diyalog var. İç konuşma işte diye düşündü diğerler. Bilinç akışı ise belli bir mantık olmadan bak mantıksız bir şekilde mantık yok. Bu şekilde her şey aklından geldiği gibi akıyorsa bu bilinç akışıdır. İç çözünürme de iç dünyasına ait çözünürme yapılıyor. Geriye dönüşte zamanda geriye dönüşler olabiliyor özetleyebiliyor. Kişiyi tanıtabiliyor, olayı tanıtabiliyor. Bunları da zaten soru üzerine isterseniz de şöyle gösterelim. Nerede sorumuz? Gel bakalım burada. Soruyla beraber görelim. Şimdi bu metinle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Gelin bakalım. Şimdi diyor ki günler günleri, günler haftaları, haftalarda ayları kovaladı. Unutmuştum. Yazı makinemin başına geçmiştim. Şimdiye kadar hiç işitmediğim cılız bir çocuk sesi. Gazete, havadis. Kendisi nerede? O muydu? Fakat hayır olamaz. Pek cılız. Penceremin önünde durmuş, ısrarla vızıldayıp duruyor. Gazete, havadis her günkü satıcıdan almıştım oysa gazetemi. Kapıyı açtım. Kısa pantolonlu minnacık bir çocuk. Savrulan karlarla ıslanmış gazeteleriyle titreyip duruyor. Ağabeyim kusura bakmasın dedi amca. Ne bu? 50 kuruş borcu kalmış size de. Kendisi nerede? Ağlamadı. Hıçkırmadı. Öldü dedi. Dün Edirne kapıya gömdü. 50 kuruşu uzattı. Sonra çekip giderken gazete, havadis diye bağırdı diyor. Şimdi bu metinle ilgili aşağıdakiler hangisi söylenemez? Bir. ...bir hikayenin çözüm bölümünden alınmıştır. Evet, çözüm bölümü var. Niye? Çünkü olayı sonuçlandırdı. Bu söylenebilir. Kahraman anlatıcı bakış açısıyla yazılmıştır. Bak, geçmiştim diyor. Aynı zamanda kapıyı açtım diyor. Bunların her biri esasında almıştım diyor. indim diyor. Bu kahraman bakış açısı olduğunu gösteriyor. Öyküleme, betimleme ve diyalogdan aranılmış. Evet, diyalog vardı. Öykü de vardı. Ve aynı zamanda cılız çocuk diyerek... İşte kısa pantolonla minnacık bir çocuk diyerek betimleme de yaptı. Öykü zaten var. Durum hikayesinin özgün nitelikler taşımaktadır. Durumdan ziyade, burada hayatın bir kesinden ziyade bir olay da oldu. Muhtemelen bir çocuğun abisi gazete satıyor, borcu var. O borcu vermek için kardeşini gönderiyor, git sen öde diyor. ama sonra hasta olup vefat ediyor. Edirne kapıyı yani bir olaylar var. Dolayısıyla durum hikayesinden ziyade olay hikayesi diyebiliriz. Bu yanlış. Yoksulluk ve dövüşlük temaları işlenmiştir. Evet, yoksul da olmasına rağmen Abisi vefat ettikten sonraki gün gidip yine de borcunu ödüyor. Burada dürüstlük teması da vurgulanmış diyebiliriz. O yüzden cevabımız Denizli. Gerçekten çok dokunaklı bir öykü. Şimdi isterseniz hikaye öykü özetledik. Bununla alakalı mutlaka sorular çözmeniz lazım. Bu arada arkadaşlar şunu da söyleyelim. Bizim Dinamo soru bankalarımızın içerisinde de yazılı provaları var. Mesela hikaye alakalı burada gördüğünüz gibi sizler için hazırladığımız yazılı provaları var. Buradan da çalışarak veya sorular çözerek, ÖSYM tarz sorular çözerek Bunları güzel güzel pekiştirebilirsiniz. Bunu da burada dile getirmek istiyorum. Şimdi geldik şiire. Şiir konusuna baktığımızda arkadaşlar şiirin bir türü var. Yani konusuna göre. Bak şiir türü deyince şiirin konusuna bakacaksınız arkadaşlar. Lirik şiir deyince aklımıza hemen aşk, sevgi, özlem, ayrılık gelecek. Ama buradaki aşk normal sıradan bir aşk değil. Bazen Allah aşk olabilir, anneye olan sevgi olabilir, her şey olabilir. Ama aşk olacak, duygu olacak, özlem olacak. Epik deyince hemen aklımıza bir kılıç gelecek. Yani kahramanlık. Didaktik deyince hemen aklınıza öğüt kelimesi gelecek. Bize nahit, nasihat veren, öğüt veren, öğretici eserler gelecek. Pastoral deyince aklınıza böyle bir manzara, doğa gelecek. Yani işte koyunlar, keçiler, kırlar, bahçeler. Satirik deyince de böyle sinirlenmiş, satirik diyen bir adam diye gelecek aklınıza. Sinirli böyle, gergin, eleştirici, taşlayıcı, hicivci bir adam gelecek. Şimdi mesela Ela Gözlüm diyor. E bariz belli yani bu kahramanlık olmaz ki ya bir... Kılıç taşıyan adama ela gözlüm demezsin yani herhalde şey değilsen böyle sıkıntılı birisi değilsen böyle bir şey demezsin. Muhtemelen ela gözlüm dediğine göre lirik şiir yazıyor yani karşıdaki kıza ela gözlüm diyor. Dolayısıyla bu lirik şiir olduğunu biliyoruz. Şimdi buradan yakalayabilirsiniz mesela. Edebi sanatlara baktığımızda teşbih vardır benzetme. Burada gibi kelimesi çok kullanılıyor. Mesela annemin dişleri inci gibiydi. Bak annesinin dişlerini inciye benzetiyor ve gibiyi kullanıyor. Dolayısıyla bak teşbihin benzetme olduğunu biliyorsunuz buraya gibi yazıyorum. Teşhiste insana benzetiliyor. intakta konuşuyor, insan gibi konuşuyor. Mübalağanın abartma olduğunu biliyorsunuz. Tezatta zıtlık, tezıt diye aklınızı tutabilirsiniz. İşte akşam, sabah, iyi kötü bunlar birbirine zıt. Tapşırma şairin adı. Yani şairin adı mesela atıyorum ıı, Ahmet Doğan. Ama adam kendi adını yazmıyor. Mesela başka bir mahlas kullanabiliyor. Karacaoğlan diyor, Dadaloğlu diyor. Farklı bir şekilde. E, ee, tapşırma halk edebiyatındaki adım. Her şiirin bir geleneği var. Mesela örnek veriyorum. Halk şiirinde böyle dörtlükler halinde sade bir dille okuyucuya somut ögelerle seslenen bir gelenek varken... ...divan edebiyatında beyitlerle, aruz ölçüsüyle, daha soyut ifadelerle daha üst seviyede bir şiir tarzı görülüyor. Hece ölçüsü parmak hesabı. Heceleri sayıyorsun diyorsun ki... ...2, 4, 18. Ha, burada işte 11 ile hece ölçüsü diyorsun parmak hesabı. Aruz ölçüsü hecelerin açıklık kapalılığına bağlı bu Araplardan geçtiği için aruz ölçüsünü size sormaz hoca. Sadece aruz ölçüsünün e, olup olmadığını sorarız. Eğer şöyle bir şiir gördüysen, ağır bir dili yazılmış, beyitler yazılmış bir şiir gördüysen bunda aruz ölçüsü vardır diyebilirsin. Serbest ölçü ise, bak bu hece dedik, bu aruz dedik. Serbestte de ise hecelerin, mısraların sayısının eşitsizliğine dayanıyor. Böyle bir asimetrik çizgiler görüyorsun yani. Ahenk unsurlarına redif, kafiye, kafiye örgüsünü hemen bahsedelim. Öncelikle e, ee, şuradan başlayalım. Nazım birimi tek bir tane olursa dize. iki tane olursa beyit. Dörtlü olursa dörtlük. Üç, dört, beş, altı, yedi olursa bent. Yani mesela şöyle bir sürü şey var. Bu bent oluyor. Şimdi burada nazım birimi deyince o zaman mesela bu şiirin nazım birimi nedir derse beyit diyorsun. Bununki dört diyorsun. Dörtlük. Bu neyin? Bentler halinde Şimdi burada şu çok önemli. Zaten serbest. Ee, hani şiir türleri vardı ya. Halk edebiyatında da halk edebiyatında da şiir türlerine nazım türü diyorlar. Güzelleme, güzelleme olmuş bu. Güzelleme diyelim şuna, güzelleme. Yine lirik bir şiir türü. Mesela bu karaca olan güzellemeleriyle tanınıyor. Böyle semayeler yazıyor, koşmalar yazıyor. Ağıtta ise vefat eden bir kişinin ardından söylenen şiirler var. İlahi dini lirik şiirler. Yani Allah sevgisi, peygamber sevgisi anlatılıyor. Mersiye yine vefat eden kişilerin ardından söylenen şiirler oluyor. Şimdi Peki hocam nazım biçimi nedir? Nazım biçimi zor bir şey. Bakın nazım birimi bunun beyt. Bunun dörtlük tamam. Nazım biçimi onu bilemem ona bakacağız. Detayları var. Burada eğer gazelse A, A, B, A, C, A, D, A diye gider. İşte e, mesleğin ise A, A, B, B, C, C, D, D diye gider. Aruzun daha, daha kısa olur. Yani sen uzaktan bir arabaya baktığında bunun iki kapılı mı dört kapılı mı olduğunu hemen anlarsın öyle değil mi? Bakarsın A, bu tek kapılı dersin. Şöyle çizeyim hatta. A, bu tek kapılı dersin bu dört kapılı dersin. Hemen anlarız. Ama arabanın özellikleri için arabanın markasını, modelini bilmen lazım ya. İşte nazım biçimi her şeyini bilmen gerekiyor. Şöyle uzaktan bakınca anlaşılmıyor. İşte kafiye düzenine göre veya da konusuna göre her şeyle bir bütün lazım biçim. nazım biçimi. Ama nazın birimi bakıyorsun ha bu tek kapılı, bu dört kapılı. Bu beyit, bu dörtlük diyorsun. Hiç okumana bile gerek şey. Bu uzaktan bakıyorum ben bu dörtlük diyebiliyorum yani. Anlaştık mı? Mesela mani tek dörtlükten oluşuyor. Yedileci ösülü oluşturuluyor. Gazel beyitlerle oluşturuluyor. Ama tek dörtlükten oluşan başka şeyler de var. ...beytlerle oluşturan başka şeyler de var. O yüzden o fark görmek için nazım biçimlerine daha detaya girmek gerekiyor. Koşma mesela 11'li hece ölçüsüyle yazılıyor. Mani yedili, Gazel, işte aruz ölçüsüyle yazılıyor. Sone yurt dışından gelmiş. Şimdi bir de ahenk unsurlarına bakalım. Redif, kafiye, kafi örgüsüne. Kafi örgüsünde arkadaşlar... ...kafi örgüsünde... ...eğer böyle a, a, b, b diye gidiyorsa... ...diyorsun ki bu düz. A, b, a, b diye gidiyorsa bu çapraz diyorsun. A, b, b, a diyorsa... ...abba oluyorsa bu sarma oluyor. Mesela böyle kafiye örgüleri var. E, redif ve kafiye arasındaki farka baktığımızda dize sonlarındaki ses benzerliğine biz kafiye diyoruz. Peki redif nedir hocam? Hemen bunu da örneklendirelim. Şimdi adam bir şi... diyorsunuz ki hocam madem edebiyat hocasınız bize bir şiir yazın. Tamam arkadaşlar diyorum. Diyorum ki öğrenciler sizleri seviyorum diyorum tamam mı? E hocam e, insanları insanları seviyorum diyorum. E hocam diyorsun. İşte yazdım şiir bak. Seviyorum, seviyorum. Görüyor musun? Kafiye de yaptım diyorsun. Cık. Hocam aynı şeyi tekrar etmişsin. Yazılışı aynı, anlamı aynı. E sizleri insanları... E burada da lerlar, iyi, aynı şey hocam. Ek bunlar yani. Nerede çokluk? Orada lerlar. E burada sizler, insanlar, iyi, aynı şey hocam diyorsunuz. Bir kafiye yapmadınız. Siz sahte kafiye, redif yaptınız diyorsunuz. Ben de doğru diyorum. O zamana kafiyeli bir şiir yazın diyorsunuz. Bu sefer diyorum ki mesela örne örnek vermek için söylüyorum. Vakit olmuştu ikindi. Yalnızlık yalnızlık aşağı indi diyorum mesela. Örnek olsun diye söylüyorum bunu şimdi. Aa hoca burada kafasını çalıştırdı, zekasını kullanmaya çalıştı ve indi ile ikindi arasında bir ses benzerliği var ama yazılışları aynı ama anlamları tamamen farklı. Biri ikindinin içindeki ikindi, biri indi yani bambaşka bir şey. Aa burada gerçekten Hoca bir şeyler yaptı diyorsunuz. Bak burada aynı şeyi tekrarladım. Anlaştık mı? Dolayısıyla mesela kaldı saldı daldı diyor ya bak. Kalmak, salmak, dalmak bunlar bir kafiye oluşturuyor. Kal, sal, dal. Ama dı, dı, dı bunlar redif. Yani redifler genellikle ek halinde oluyor. Kafiyeler ise genellikle kök halinde oluyor. Öne giriyorum. Mesela diyelim ki yel ve sel diyelim tamam mı? Şimdi yel ve sel bir kafiye oluşturmuş bak. E, L, E, L. iki harf buna tam kafiye diyeceğiz. Oluşturmuş. Ama ben sonrasında İşi uzatmak için diyorum ki... Yerler gibi... Gözüküyor değil mi sar arkadaşlar? Yerler gibi... Seller gibi diyorum. Şimdi gibiler yazılışlar aynı, anlamlar aynı. Kelime halinde redif. Lerler... Yani buradaki ekler aynı. Bu da ek halinde redif. O zaman burada sadece... Lerler, ler gibiler redif oluyor. Şu eler kafi olmuş oluyor. İşte kafiye daha çok kökte oluyor. Redif ise eklerde oluyor. Bunu da birazdan sorularda göstereceğiz arkadaşlar. Bir harf olursa yarım kafiye, iki harf olursa tam kafiye, üç ve daha fazla olursa zengin kafiye oluyor. Bazen de kelimenin kendisi diyor. Mesela diyelim ki vakit çok geç, ey ömrüm nasıl geçersen geç diyor. Bunlar yazılışlar aynı, anlamları tamamen farklı olduğu için ses ses sözcüklerin kafiye de cinaslı kafiye diyoruz. Şimdi isterseniz gelin şiir sorusuna bir bakalım, iyice pekiştirelim bunu. Nerede? Ha, burada. Diyor ki, bu şiirle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Karaca olan der ki yarim salınır, bir ah çeksem yüce daha delinir. Yüreceğim bölük bölük bölünür, yaş döküp de arkam sıra çağlamam. Şimdi halk edebiyatı geleneğinin ürünüdür diyor. Doğru. Eğer böyle beyitler halinde aruz ölçüsüyle yazılmış anlamadığım ya bu ne diyor dediğiniz bir şiir olsaydı buna divan derdik. Dörtlükler halinde yazılacağı belli bak dört dört gideceği belli. E zaten karaca olan da belli bizim sade dilimizi kullanıyor. Karaca olan güzellemeleri tanınan bir halk şairi. O zaman bu halk edebiyatı geleneğinin ürünüdür diyebiliriz. Hece ölçüsü kullanılmıştır. Bakalım sayalım. Ne yapacağız? Ünlü harfleri sayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sadece ünlü harfleri saydım. Burada da 11 çıktı. Burada da 11. Burada da 11. Burada. O zaman bu doğru. 11 ile hece ölçüsü kullanılmış. Yarım kafiye ve redif vardır diyor. Bakalım. Karaca olan der ki yarim salınır. Bir ah çeksem yüce dağlar delinir. Yüreceğim bölük bölük bölünür. Bak sal del böl. Salın içindeki l, delin içindeki l ve bölün içindeki l bir yarım kafi oluşturmuş bir harf. Redif e, salmaktan salınmak ve salınır. Delmekten delinmek ve delinir. Bölmekten bölünmek ve bölünür. Yani ünür, inir, ınır bunlar yazılışları da aynı, anlamları da aynı. Görevleri de aynı ekler. Yani salmaktan salınmak, delmekten delinmek, bölmekten bölünmek. R'ler de geniş zaman eki. O zaman bu redif doğru. Abartma sanatına yer alınmıştır. Diyor ki bir ah çeksen müce dağlar denilir. Adam burada. Çek bakayım ahı. Ah diyor. Dağ burada. Dağda bir anda delik oluşur. Böyle bir şey olabilir mi? Abartıyorsun yani. Satirik nitelikler taşır. Şimdi bunu az önce söylemiştik. Satirik nasıldı? Hemen bakalım. Sinirliydi. Satirik diyordu böyle. Nasıl yani hocam ya? Satirik sinirli işte. Gergin, hicivci, taşlamacı, eleştirici. Yok abi burada adam güzellemeci. Der ki yarim salınır. Yüreceğim bölük bölük bölünür. Yaşar arkam sıram çağılamayan bu lirik konuşuyor. Bu resmen e, satirik değil diyebiliriz arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi o zaman şiir konusuna bitirdik. Geldik neredeyiz? İsimdeyiz. Dünyanın en lokum, en basit konusuna hazırsanız hemen bunu anlatalım. Özel isim cins isim. Bilmeyenimiz var mı? Yani Mustafa Kemal Atatürk, Mehmet Akif Ersoy bunların özel isim olduğunu. Ama kalem, işte kapak, bardak bunların cins isim olduğunu, bunların cins olduğunu bilmeyenimiz var mı? Yok. Tamam bunu biliyoruz. Ama tabii şunu sorabilir hocam, Yazım kurallarında bu karşımıza geliyor. Eğer seni dünyalar kadar seviyorum diyorsan oradaki dünya cins isim oluyor. Küçük harfle yazıyorsun. Ama ay dünyanın uydusudur dersen o coğrafi terim oluyor. Büyük harfle yazılıyor, özel isim oluyor. Ona dikkat edin. Somut ve soyut isim, e bunu da biliyoruz. Kalem, defter, kitap bunlar ağaç, somut. Akıl, sevgi, aşk bunlar soyut. Sayılarına göre koyun tekil, koyunlar çoğul. Bunu zaten söyledik. Nerede çokluk, orada ler'ler. Sürü ise topluluk. Sürü nasıl oluyor hocam? Lerler eki alsın ya da almasın çoğul anlam içeriyorsa topluluk adı oluyor. Mesela diyelim şöyle örnek verelim. Ağaç tekil. Çoğul yapacağımız zaman hemen ağaçlar getiriyoruz. Toplulukta ise orman diyoruz yani. Niye? Çünkü orman da desen, ormanlar da desen bu çoğul anlam içeriyor. Yapılarına göre isimlerde basit çiçek. Yapım eki alırsa çiçekçi oluyor. Birleşik olursa çiçek evi oluyor. Mesela kalem basit. Öyle değil mi? Çünkü kalem. Ama kalemlik deyince ne oluyor? Anlam değişiyor. O yüzden bu türemiş oluyor. Kalem başka şey, kalemlik başka şey. Türemiş şey, birleşik de iki kelimeden oluşuyor. Kalem, tıraş gibi. Bu da bu kadar lokum gördüğünüz gibi. Gelin isterseniz hemen bununla alakalı sorumuza bakalım. Nerede bakalım sorumuz? Gel buraya soru. Zaten artık sorular kısmına geçebiliyoruz. Demiş ki, bu metinde aşağıda belirtilen isim türlerine birer örnek gösteriniz demiş. Hocanın sınavda böyle bir soru sorabilir. Şimdi özel isim diyor. Hemen özel isim burada tak, var, Taksim Meydanı. Büyük harfle yazılmış zaten. Taksim Meydanı diyebilirsiniz. Öyle değil mi? Başka var mı? Var aşağıda. Mesela Beyoğlu Caddesi diyor. Mesela bu da özel isim değil mi? Devam ediyoruz. Cins isim bir sürü. Göz mesela. Göz diyebilirsin. Ön diyebilirsin. Yol diyebilirsin. Otomobil diyebilirsin. Bir sürü var. Somut isim. Mesela ne var burada? Otomobiller diyor. Otomobil somut ya da duvar diyor mesela. Bunlar somut. Duvar somut mesela. Bir tane örnek verdi diye. Soyut isim özlem kelimesinin soyut olduğunu biliyoruz. Çünkü duyguyla akılla anlaşılıyor. Tekil isim işte göz gene tekil isim örneği olabilir. Ee, ama yollar mesela çoğul. Bak yollar çoğul. Lerler iki olunca yollar çoğul oluyor. Tekil isim başka duvarı da örnek verebilirsiniz. Evler mesela Evler de yine çoğul. Evleriyle diyor. Evleriyle. Gerçi bir tane örnek istedi ama ben iki tane verdim. Dayanamadım. Başka var mı? Böyle tekil isim. Ha pencere diyor mesela. Pencere tekil bir isim. Pencereler deseydi çoğul olurdu. Pencere den demiş. Bu tekil isim. Topluluk ismi biraz kafa karıştırıyorlar ama bulacağız. Bak topluluk ismi nasıldı? Orman gibi, sürü gibi, ekip gibi. Lerler eki alsın ya da almasın çokluk bildiriyordu. Şimdi bakalım. Hmm. Var mı? Otomobiller. Otomobiller çoğul. A, Halk. Halk topluluk ismi işte, bu kadar basit. Halk. Halklar sen halk sen çoğul. Yani çokluk bildiriyor. Basit isim, nasıldı basit isimde? Kalem basitti. Yapım eki alırsa, kalemlik olursa, türemiş oluyordu. Kalem, tıraş gibi iki kelimeden oluşursa da birleşik oluyordu. Bak tıraş I ile yazılıyor. Buna dikkat edin arkadaşlar. Ya, o zaman basit isim hemen örnek verelim. Bir sürü işte. Göz basit, duvar basit. Ee, ne diyebiliriz mesela? Ses basit. Nerede? Ses basit mesela. O zaman... Ses yazdım basit isim olarak. Türemiş isim, yapım eki bir şey bulacağız. Hmm, özlemekten özlem mesela. Özlemi diyor ya, ama bunu başka bir örneğe yazdığımız için onu geçelim. Ee, yollar basit. Yağmurluk mesela. Yağmurluk türemiş bir isim. Yağmur başka bir şey. Yağmurluk başka bir şey. Birleşik isimde iki kelime olacak. Taksim olmaz. Bakalım şöyle, otobombi, tramvay olmaz. Manzara, Silmiş kerpiç denemiş, denemiş, türemiş bir isim. Beyoğlu. Aa bak birleşkisinde Beyoğlu. Beyoğlu aynı zamanda özel diye bir isim. Beyoğlu birleşikli bir isim. Tamam. Bu kadar basit. Şimdi gelelim anlatımda hangisi yoktur demiş. Edebiyat, duygu, düşünce ve hayallerin okurda estetik zevk uyandıracak şekilde ifade edilmesi sanattır. Edebiyat nedir? Duygu, düşünce ve hayallerin okurda estetik zevk uyandıracak şekilde ifade edilmesi sanattır. O zaman tanımlama var. Tanımlama bu nedir sorusuna cevap veren cümlelerde ilk cümlemiz bir tanımlama cümlesiydi. Devam ediyorum. Edebiyat estetik anlayışı gereği hayata aynı tutabilir. Bu anlayışı en çok da gerçekçi sanatçılar benim sanatta yüceltir. Bak bu anlayışı en çok yani daha çok onlar kadar gerçekçi sanatçılar da benim yüceltir derken karşılaştırma yaptı diyebilir miyiz? Evet burada bir karşılaştırma da var. Devam ediyorum. Ünlü yazar Stendhal roman büyük bir yolun üstüne gezdirilen bir aynadır. Sözüyle edebiyatın hayatı olduğu gibi yansıttığını vurgular. Bak Stendhal'ın sözünü ...bize yansıttığını aktardı. Yani tanık gösterdi. bak bu işte, tanık gösterme Devam ediyorum. ''Gerçekçi yazar için gözlem de çok önemlidir. O kendinden önce kuşaktan farklı bir yol izler. Eserini inandığı gerçeğe uygun şekilde anlatabilmek için... ...bilgi ve belge toplar, gözlemler yapar. Tolstoy, Harp ve Sul adlı romanı yazabilmek için... ...elindeki haritalarla tam iki gün at sırtına savaş alanında ulaşmıştır.'' ''Gerçekçi yazar için gözlem önemlidir.'' diyor. ''Eserini inandığı gerçeğe uygun şekilde yapabilmek için belge toplar.'' diyor. Tolstoy Harf ve Sul adlı romanı yazmak için böyle bir şey yaptı diyor. At üstünde dolaştı diyor. E o zaman bunu örnek de verdi diyebiliriz. Örneklendirme de diyebiliriz. Peki hiç tartışma var mıydı? Tartışma yoktu. O yüzden cevabımız denizli arkadaşlar. Bu parçadaki altı çizili sözlerin hangisinde yazım yanlışı vardır diyor. Bakalım. Sultanahmet Meydanı bu şekilde yazılır. Doğru. Taksim Meydanı'nın M'sinin büyük yazılacağı üniversiteden çıkmıştı. Her zamanki gibi renkli hareketli ve neşeli. Şimdi ki ile alakalı şöyle bir şey var arkadaşlar. Bakın bunları gösterelim size. D'de şöyle bir kural var. Atıyorsan ayrı. Atabiliyorsan. Atıyorsan. Atıyorsan ayrı. Atamıyorsan bitişik yazılıyor. Atamıyorsan bitişik yazılıyor. D'de böyle bir kural var. Bakalım D var mı burada mesela? İbrahim Paşa sana ne diyor? Bak? Yerde diyor mesela. Yer kırıntıları yemek için diyemiyorsun. Bitişik yazman lazım. Yerde karıntıları yemek için üşüyen güvercinleri rahatsız etmeden adım adım yaklaşıyorum. İbrahim Paşa sarayı yer alan müzeye diyemiyorsun. Sarayında bu biçik yazılması lazım. Yani bu da ve bu de biçik yazılmak zorunda. Niye? Çünkü mesela D'ye bakalım. Tarih kapılarının önün sıraya girenler diyemiyorsun. Bu biçik. Atıyorsan ayrı atamıyorsan biçik. Ama ki şöyle bir kural var arkadaşlar. kide ler eki. Ler geliyorsa. Ler gelmiyorsa diyelim tamam. Ler gelmiyorsa ayrı. Ler geliyorsa, lereki geliyorsa, gelebiliyorsa diyelim hatta, gelebiliyorsa bir bitişik yazılması lazım. Mesela her zamankiler diyebiliyor musun? Diyebiliyorsun. O zaman bitişik yazılması lazım. O zaman ikide hata var. Mesela gel ki göreyim. Gel ki göreyim dedin. Gelkiler diyebiliyor musun? Diyemiyorsun. O zaman ayrı. Zaten ayrı yazmışız. Buradaki D doğru. Adım adım ikilemeler ayrı yazılır. Yaralan da ayrı yazılıyor. Burada sadece her zamankiler demesi lazımken her zamanki diye ayrı yazmış. Her, her zamankiler diyebildiğimiz için bu ki bitişki olması lazımdı. O yüzden cevabımız Bursa. Zor bir soruydu ama. Geldik noktalama şart sorumuza. Hatay sofra demektir. Nokta. Sofranın baş tacı dağ keki zahterdir. Nokta. Tazesi, kurusu, salatası, salamurası, kahvaltılığı. Şimdi buraya virgül koyamazsın. Virgül koysan bu büyük olmaz. Soru işareti koyamazsın. E Ünlenmiş, o zaman buraya üç nokta geliyor. Ama ondan sonra büyük harf başlayabilir üç noktada. Yani devam edecek demek istiyorum. Tazesi, kurusu, salatası, salam orası, kahvaltılığı üç nokta. Hepsinin tadı ayrıdır nokta. Gezin boyunca kılıktan kılığa girdi bu daha güzeli ama keskin kokusu ve lezzetiyle kendini hep ele verdi nokta. Dolayısıyla hepsine nokta geliyor ama üçüncü kısma yani C seçeneğine üç nokta geliyor diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar yazılı öncesinde mutlaka mutlaka yazılı notlarından çalışmanızı yapmayı unutmayın arkadaşlar. Burada sadece birinci yazılı değil, ikinci yazılı notları da var. Burada sadece edebiyat değil, tarih, coğrafya, matematik, fizik, kimya, biyoloji de var. Efsanevi bir şekilde sizler için hazırladık. Buradan yapacağınız çalışmalar yazılı öncesinden sonrası yanınızda gezdirmeniz sizin için önemli. Aynı zamanda Dinamo Soru Bankası olan arkadaşlarımız için de burada sizlere ödevlerini vermek istiyorum. Dinamo Soru Bankası olan öğrencilerimiz için giriş ünitesiyle alakalı testlerimiz var. Sonrasında bu testlerin ardından sizler için dinleyişleriyle alakalı hem tekrar testlerimiz, hem de ÖSM tarzı testler var. Çünkü ÖSM'nin de sınav konularının içerisinde bunlar. Ardından da yazılı provamız var. İkinci yönetimde de aynı şekilde yine kazanımlara uygun bir şekilde... E, ...refer sorular, test ve ardından tekrar testleri. Ve sonrasında da ÖSM tarzı sorular var. Ve yine yazılı sorularımız var. Şiir konusunu işleyen arkadaşlarımız için de sınavda çıkabilecek tarzlar... ...hem test şeklinde, hem tekrar şeklinde, hem ÖSM tarzı, hem de... Ee, burada ÖSYM tarzı soru çok koydum. Şiirden çok fazla soru geliyor üniversite sınavında da. Yazılı soru tarzı hazırladık arkadaşlar. Bunları çözebilirsiniz. Sıfırdan dokuza Türk Dili Edebiyatı olan arkadaşlarımız da. burada zaten direkt okul sınavlarına uygun bir şekilde konu soru. Konu soru. Buradan konuyu çalışıp buradan soru çözebilirsiniz. Konuyu çalışıp soru. Konu soru yöntemiyle ilerleyebilirsiniz. Burada sınavlarda gelebilecek şekilde size gösterdik. Burada yapacağınız her bir çalışma sizlerin sınavda en yüksek not almanızı sağlayacaktır sa i̇şte bak standart değil ağız şive lehçe argo jargon bunların hepsini sizler için örnekledik. İnşallah da tahmin ettiğinizden çok daha yüksek bir not alırsınız. Şimdiden yazılarınıza başarı diliyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.